Hoş geldiniz arkadaşlar. Çarpanlar ayırmada rasyonel ifadeleri sadeleştirmeyi göreceğiz. Çarpanlara ayırmanın en zevkli konusudur bu. Şimdi soru üzerinde çözeceğiz arkadaşlar. Sadeleştirmede bunu zamana kadar gördüğümüz tüm çarpanlara ayırma kurallarını kullanarak verilen ifadelerin en sade halini buluyoruz arkadaşlar. Şimdi İlk sorumuzdan başlayalım. X kare eksi 2xy bölü xy eksi 2y kare. Şimdi arkadaşlar ne görmüştük daha önce? Ortak çarpan parantezini almayı görmüştük. X kare eksi 2xy ortak ne var bu ikisinde? Bu iki terimde x var. Yukarısını x parantezine ortak çarpan parantezini alıyorum. Ne kaldı? X kaldı. Eksi. Ne kaldı arkadaşlar? X'i aldım. X üzeri 1 aldım yani. 2y kaldı. Bölü. Paydadaki ifadedeki x'ye eksi 2y kare ifadesinde arkadaşlar yine ortak çarpan parantezini alacağız. X'ye eksi 2y kare ortak y üzeri birler var. Yani y parantezini alıyorum arkadaşlar. Y çarpan parantezine bölü. Ne kaldı burada? X eksi 2y kaldı. Bundan sonra arkadaşlar sadeleştirme dediğimiz rasyonel ifadelerde gördüğümüz sadeleştirme yapar gibi yapıyoruz. Şimdi x çarpı parantez içinde x eksi y çarpı parantez içinde x eksi 2y var. X eksi 2y'ler aynı ifade mi arkadaşlar? Bunlar sadeleşir. Birbirini götürür. Yani burada 1 ve 1 kaldı. O zaman sonuç nedir arkadaşlar? Geriye ne kaldı? Yukarıda yani payda x kaldı. Payda da y kaldı. İfademizin en sade hali nedir arkadaşlar? X bölü y. Evet. A kare eksi 7 a kare artı 12 bölü a kare eksi 16. Şu ifademiz a olacak arkadaşlar. A kare eksi 7 a olacak burası. Şimdi bu tür ifadelerde arkadaşlar ayrı ayrı yazabilirsiniz. Şimdi a kare eksi 7a artı 12. Neye benziyor arkadaşlar? X kare artı bx artı c tipindeki ifade bu. A kareyi ben a diye ayırıyorum. 12'yi 6 çarpı 2 diye ayırabilirim. Bakın 12 çarpı 1. 6 çarpı 2 ya da arkadaşlar 4 çarpı 3 şeklinde ayırırım. Değil mi? Çarpanlarını. Aklıma ilk gelenler bunlar. Şimdi bakın 7 ile 3'ü topladığın zaman 7, 4 ile 3'ü topladığın zaman 7, çıkardığın zaman 1. Artı eksi. İşaretlerini düşünün arkadaşlar. Topladığın zaman 13, çıkardığın zaman 13, çıkardığın zaman 11. Topladığın zaman 8. Çıkardığınız zaman 4 artı eksi işaretleri düşünüyorsunuz. Topladığım zaman 7, çıkardığım zaman 1. 7'yi veren ifade 4'ü 3 ifadesi değil mi arkadaşlar? O zaman a'yı 4 ile ve 3 ile çarpıyorum. Geldik işaretine arkadaşlar. Şimdi buradaki ifademizin işareti eksi mi? Yani eksi 7 değil mi? O zaman bunu topladığım zaman eksi olması lazım. İşaretlerimiz eksi. Eksi 3 çarpı eksi 4 artı 12 verdi. O zaman bu ifademizin arkadaşlar açılımı ne olacak? Yani çarpanlara ayrılmış hali. A kare eksi 4 çarpı A eksi 4 A eksi 3 arkadaşlar. Şimdi diğer ifademize gelelim. Diğer ifademiz neye benziyor arkadaşlar? A kare eksi 16. Bu arkadaşlar a'nın karesi. Bu 4'ün karesi değil mi? Yani 2 kare farkı. 2 kare farkında biz ne yazıyorduk arkadaşlar? Birinci terimi ile ikinci terimi bir eksilisi bir artılısını alıyorduk değil mi? Yani a eksi 4 çarpı a artı 4. Şimdi arkadaşlar bulduğum ifadeyi sadeleştirme yapabilmek için yerine yazıyorum. Yani yukarıda ne vardı? A kare eksi 7a artı 12
Bunun çarpanlarını ayrımcı alayım. A eksi 4 çarpı A eksi 3'tü. Bölü aşağıdaki payda kısmındaki a kare eksi 16'yı ben A eksi 4 A artı 4 diye buldum. Onu da yerine yazıyorum arkadaşlar. A eksi 4 çarpı A artı 4. Evet, geldik sadeleştirme kısmına. Birbirinin aynı olan ifadeler sadeleşecek. Arkadaşlar bak, sadeleştirme yapmak için de kural, ifadelerimiz yani hep çarpım durumunda olmasın. Arada artı eksi varsa olmaz, değil mi? A eksi 4 çarpı A eksi 3, A eksi 4 çarpı A artı 4. Yani terim terim iki cebirsel ifade ne yapmış? Çarpılmış. Çarpım durumunda. O zaman sadeleştirebiliriz. A eksi 4 ile A eksi 4 sadeleşti. Yukarıda ne kaldı arkadaşlar? A eksi 3 bölü. Aşağıda ne kaldı? A artı 4. En sade halimiz A eksi 3 bölü A artı 4 arkadaşlar. Evet. Biraz uzun bir ifademiz bu defa arkadaşlar. A kare eksi 5A artı 4 bölü A kare artı 4A eksi 5 bölü A kare eksi 16 bölü 2A kare artı 10A. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada iki tane ifademiz var. Şu ifademizde arkadaşlar, bu ifade bir rasyonel sayı gibi düşünün. Birinci sayının, birinci ifadenin aynısı çarpı ikinci ifadeyi ters çevirip çarpıyor, değil mi arkadaşlar, bu bölü olduğu kısımda? Yani ne yapacağız? A kare eksi 16 aşağıya gelecek. 2 a kare artı 10 da yukarı geçecek. Yani pay kısmına geçecek arkadaşlar. Ters çevirip çarpmış olacağız. Şimdi burada isterseniz terim terim kısım kısım yapabiliriz. A kare eksi 5a artı 4. Arkadaşlar bu tür ifadeleri ne yapıyorduk? Bunu a diye ayırıyorum. Şimdi burası 5. Bu 5'i ancak ne verir bana? Bakın düşünüyorum. 4'e 1, 2, 2 diye ayırıyorum. Toplarsam 4, çıkartırsam 0. Toplarsam 5, çıkartırsam ne arkadaşlar? 3. 5'i buldum mu arkadaşlar topladığım zaman? Evet. O zaman bu ifadeyi alacağım. Bunu almıyorum. Çarpıyorum. Şimdi arkadaşlar bakın. Buradaki katsayısı işareti eksi 5 olacak. Eksi olması için bu toplam bunun eksi, bunun işaretinin eksi olması lazım. O zaman bu ifademizin çarpanları ayrılmış hali a eksi 4 çarpı a eksi 1. Şimdi diğer ifademizi de arkadaşlar hemen çarpanlarına ayıralım. A kare artı 4a eksi 5. Şimdi bakıyoruz tekrar. Bunu a diye ayırıyoruz arkadaşlar. Şimdi burayı 5'e 1 diye ayırırım. Başka bir şansım yok çünkü 5 asal sayı. Şimdi topladığım zaman arkadaşlar 6, çıkardığım zaman 4. Şimdi şunun işareti eksi, bunun işareti arkadaşlar şunların birinin eksi birinin artı olması lazım. Şu yani ben artı 4'ü buldum mu arkadaşlar? Aynı şeyi. Artı 4 olacak. Artı 4 olması için bunun işaretinin artı, bunun işaretinin eksi olması lazım. Yani 5 ile eksi 1 topladığı zaman artı 4 verdi. Ve burayı da bulduk. O zaman arkadaşlar bunun çarpanlara ayrılmış hali a artı 5 çarpı a eksi 1. Şurada arkadaşlar a kare eksi 16. Bu iki kare farkı değil mi? Bunu siz birinci terim a, ikinci terim birinci terim a, ikinci terim 4. Bir eksilisi bir artılısı şeklinde bu ifadeyi nasıl yazarız arkadaşlar? A eksi 4 çarpı a artı 4 olarak yazabilirim. Şuradaki ifadeyi de arkadaşlar bakın iki ortak bir de a'larımız ortak. 2a ortak çarpan parantezini alırım. 2a ortak çarpan parantezini alınca burada a kaldı artı burada arkadaşlar 5 kaldı. Dağıttığım zaman 2a kare artı 10a yapıyor. Şimdi en geldik sadeleştirme kısmına. Verdiğimiz ifadeleri teker teker yazıyoruz. A kare eksi 5a artı 4'ün çarpanlara ayrılmış hali buydu arkadaşlar. Yazıyorum bunu. A eksi 4 çarpı A eksi 1 bölü A kare artı 4A eksi 5'in de çarpanlara ayrılmış hali buydu.
A artı 5 çarpı A eksi 1. Ondan sonra arkadaşlar şu ifadeyi ters çevirip çarpacaktım. Yani A kare eksi 16, yani çarpı diyorum, bu aşağıya gelecek arkadaşlar. Payda kısmında olacak. A eksi 4 çarpı A artı 4. Buraya geldi. 2 A kare artı 10 A ifadesini çarpanlara ayırmış hali bu. Ters çevirip çarptığımız için yük pay kısmına gelecek. Yani şuraya gelecek arkadaşlar. Buraya yazıyoruz. 2 A çarpı parantez içinde A artı 5. Geldik. En güzel kısmına, sadeleştirme arkadaşlar. Bakın. Hepsi çarpım durumunda şu anda. A eksi 4 ile A eksi 4 birbirini götürdü. A eksi 1 ile A eksi 1 birbirini sadeleştirdi. Ve şuradaki A artı 5 ile buradaki A artı 5 sadeleşti arkadaşlar. Geriye ne kaldı sadece? Yukarıda arkadaşlar 2A kaldı. Payda kısmında da A artı 4 kaldı. En sade hali 2A bölü A artı 4. 2A bölü A artı 4 ifadesini elde etmiş olduk arkadaşlar. YouTube kanalımız Şentep Akademi'ye abone olun. Yeni derslerden anında haberdar olun arkadaşlar. Hoşça kalın.